Cümleten selamun aleyküm. Güzel takipçilerimiz, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yükseşimle el ele tutuştuk bebeğimle. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Okula. Evet. Yazdırmaya. Ne yapacaksın Yüksel okulda? Dur bekle. Neler yapacaksın aşkım okulda sen? Yazı öğreneceğim. Hay canım okumayı. Benim. Anne, arkadaşlar öğretsin okumayı. Ben normalde okulların açılmasına öğretirim annem ben sana. 2 hafta var sanıyordum. Hani ana sınıfı çocuklar 2 hafta önceden gider ya. Pazartesi günü gidip yazdırmaktı niyetim ama o gün olmadı. Gidemedik biliyorsunuz hamamı falan gittik. O da okullar açılalı 1 hafta olmuş. Ben niye böyle cahil olaraktan kaldım geride bilmiyorum. İnsan bazen yanılabiliyor tabii ki de. İşte bugün günlerden Perşembe. Biz dün geldik biliyorsunuz hamamda. Videolarımız da var zaten. Bugün de zarar neresinden dönsen kârdır diye düşündüm. Okula doğru gidiyorum yüksüşümü yazdırmaya ana sınıfına. Ana sınıfına göndereceğim arkadaşlar. Allah nasip ederse. Eğer yükselimde devam etmek isterse. Beklerim annem. Ben her gün seni almaya geleceğim buraya. Her gün. Allah nasip ederse inşallah. Evet annem. Şu anda saat 11 civarları. Abam. Ama utanırım da arkadaşlar. Gerçekten ben böyle bayağıdır toplu ortama girmedim. Bakalım danışacağız, soracağız. Ana sınıfına girebilme ihtimali var mı ya da yer var mı? Çünkü bayağı çokmuş ana sınıfı çocuğu da sanırım. İnşallah ki bu hemen yakınımızdaki okulda olma imkanı olur. Kışın falan buradan hemen arabayla bir dakikada getiririz, götürürüz çocuğum hastalanmadan. Öyle düşünüyorum. Şimdi soracağız. Hasan da Gülaca. O kuzum benim. Annesinin dizlerini kaşıyor. Hasan da Gülaca halasıgülü pazara götürmüş. Normalde beraber gelecektik. Baktım Hasan yok dışarıda. Ben de bulaşıkları yıkadım. Sonra da kimlikte onu da cüzdanına koymuştuk onun. Hani gittiğimiz yere hep beraber gittiğimiz için onun kimliği sürekli yanında. Ben yanımda kullanmıyorum kimliğimi, cüzdanımı. Onun cüzdan sürekli yanında olduğu için ona vermiştim. Şimdi gidelim bir danışalım inşallah. Yükselim'in ana sınıfı işleri olur. Ondan sonra Rabbim nasip ederse oradan söyleyecekler, alışverişler falan yaparız. Ne gerekiyorsa bilmiyorum. Bizler ana sınıfına gitmedik arkadaşlar. Hasan da gitmemiş, ben de gitmedim. Ben niye çocuklarımı göndermek istiyorum. Biliyorum ya. Annem ana sınıfı başka bu. Senin paylaşmayı öğreneceksin, arkadaşlarınla iyi oynamayı öğreneceksin. Benim tek bir amacım Yüksel'in biraz eşyalarını kıskanan bir çocuk arkadaşlar. Bayağı hem de herkesten. Evet. Paylaşımcı olmasını çok istiyorum ben çocuğumun. O yüzden benim bu çabalarım. Kayınvalidem bir de şey yapma hani şimdi uykudan falan uyanacak tatlı uykusundan diye onlar da kıyamadılar ama zaten eninde sonunda bu uyku bölünecek mecbur. Bu yıl olmazsa seneye yine olacak. Çocuklar da o kadar aksi ki hiç uyumayan Yükselim bu sene uykuya döleşti. Saat 10'a kadar 11'e kadar uyur oldu hiç uyumayan çocuğum. Görüyorsunuz yolumuzda böyle 4-5 dakikalık bir yol. Hemen yakın okulumuz. Maalesef ki seni bazenleri erken uyandıracağım annem. Ondan sonra beraber ödev yapacağız. Anne. Kalem boyayacağız, şey, kağıt boyayacağız. Bir sürü işler yapacağız senin anne. İnşallah annem. Babam akıllılığında süre tak. Varsın diye. Allah'ım yarabbim. Vida, tornavida, tamircilik bunun en sevdiği işler. Keşke duvardan atlasaydık. Kapıda tanir de. Oradan atlayalım mı yüksüş bakayım. Zaten küçücük bir duvar şöyle. Dur ben geçeyim senin üstüne bakmazdım. Dur. Evet canlar biz şimdi okulun içindeyiz. Biz 2. kata kadar çıktık. Şöyle burası bizim. Ayaklarına girme tamam mı anne? Ana sınıfımız, öğretmenimiz atanmayı bekliyormuş ki çok şanslıyız. Şu ana kadar hiçbir öğrenci daha başlamamış ana sınıfına. Yani ilk başlanacakmış, pazartesi günü olacakmış. O kadar mutlu oldum ki Yükselim geri olmayacak diğer öğrencilerden diye. Burada yeni yeni şeyler öğreneceksiniz annem. Gördüğünüz gibi ana sınıfı burası. Masa falan mı? Masa var ya annem. Masa var, hepsi dolu. Vallahi ben çok sevindim okula başlanmadığına şu anda. Yukarıya çıktım. Gerçekten çok anlayışlı, güzel öğretmenler var.
3-4 tane bayan öğretmen vardı. Onlar söylediler. Yukarıda müdür bey var diye. Müdür beye sordum. O da rehberliğe sormamı istedi. Oraya sordum. Rehberlikte zaten bizim kaydımız varmış. Yani okulda yükselimin ana sınıf kaydı varmış. Hiçbir şey gerek yokmuş kimliğe falan. İyi oldu. Pazartesi gelsin. Başlasın. Öğretmen geldiği zaman dediler. Yok. Daha 1-2 gün var. Hadi gidelim anne. Burası yeni yapıldı bu arada bu okul. 2 yıl oldu. Elim tut anne. Sanki benim iğne vurundu sandım. İğne vurundu sandım. Geleceğine sahip çık diyor. Doğayı koru. Gördün mü yükselim? Çok güzel değil mi? Çöp atarsan ağaçlar kurur demek istiyor yani. Şimdi biz gidelim. Oradan mı gidelim? Hadi bakalım. Ama içim o kadar ferahladı ki çünkü burada ben bir sürü çocuk görseydim ki onlar da yükselimden 1-2 hafta önce başlamış olsaydı belki de hani geri olmayacaktı ama yine de onlar okula adapte olmuş olacaktı. Yükselim birazcık adapte olmamış olacaktı. O da beni çok üzerdi. Çok mutlu oldum ben böyle olmasına yani. Bu sefer kapıdan gidelim. Biz duvardan atladık arkadaşlar. Gelirken. Yok annem yoldan gidelim boş ver. Artık duvardan atlamak yok tamam mı annem? Bak oraya çıkan arkadaşların da yanlışlıkla seni iter düşersiniz. Böyle yoldan geleceğim buradan. Burada öğretmenler falan var. Öğrenciler yok ama bilmiyorum. Benim bir yanlışım var diye düşündüm okula başlama açısından ama Ayas falan birinci sınıfına başladı, Yusuf'un başladı, onlar da gidiyor. Yüksel şimdi okula gidecek artık. Yüksel heyecanlı mısın? Yüksel çok mutlu arkadaşlar. İnşallah ki hep böyle devam eder de ben bıktım artık gitmeyeceğim diye bir şey söylemez. Çünkü burada çok güzel bilgiler öğretecek öğretmenler ona. Çok yardımcı olacaklar. Okulumuz da burası. Şöyle. Artık pazartesi günü geldiğimizde bize böyle alınacak şeyleri falan söyleyeceklermiş. Gerekli malzemeleri. Onların alışverişini yedim yaparız. Sizlerle beraber videoda da gösteririz. Annem hiçbir şey söylemedi daha öğretmenim yok. Pazartesi günü gelecekmiş. Atama bekliyormuş öğretmen. İşine pazartesi günü başlayacakmış. Kayıtlar yapılmış ama öğretmenin kontenjanı yokmuşmuş. Herkes onu bekliyormuş. Öyle. Nefes nefese kaldım. Şimdi eve gideceğim can dostlar. Evlerimizi temizleyeceğim. Bugün Elma Salam gidecek. Artık yurt dışına gidecek annem falan. O da bizim orada olacaklar. Bizim buradan gidecek yani. Gece de Hasangil götürecek. Gece 12'de götürecekler. Saat 3'teymiş uçağı. O saate yetiştirecekler inşallah. Öyle can dostlar. O yüzden evlerim şöyle bir de zaten 2-3 gündür hiç elim değmiyor eve barka. Evler temizlenecek. Bugün yemek olarak mendede börek yapmayı düşünüyoruz. Ben aslında patlıcan oturtma çorba falan düşünüyordum. Ne oldu? Oradan geçer. Yok ya oradan gidelim. Gel boşver. Ama orada. Evet can dostlarım evimize geldik. Bu taraftaki yoldan geldik. Bu taraf tozlu bir taraf daha temiz. Evimizin dış hali de böyle. Evi de göstereyim şöyle. Bugün beton atmaya gelecek abiler inşallah. Yarın da çıkacak. Evet. Sonra ev başladı boyasına. Kopuş da burada yatıyor. Ömer'i de eve koymuştuk. Şimdi ben işlerimi yapayım. Evet can dostlar biz eve geldik şöyle. Bismillah diyelim. Karpuzumuzu keseceğim. Bu yükselimin sütüllediği karpuz. Sizlere videolarımızda göstermiştik. Maşallah barakallah görüyorsunuz. Benim bereketli kuzularım. Elleri değdiği yer elhamdülillah güzelleşiyor. Böyle yükselim bu karpuzları istemişti. Stillemiştik. Böyle iki tane büyük iki tane de küçük karpuz oldu. Şimdi bunu keseceğiz. Artık bayağı büyümüş. Görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Çok güzel bir duygu bence. Böyle kendi karpuzumuzun yetişmesi. Öyle, bu yine bir daha var. O da duruyor. Şimdi bunu keseceğim. Şöyle. Bakalım tatlı mıymış Yüksel Bey'in karpuzu. Ama o kadar güzel kokuyor ki. Şöyle bir tane poşetin içine koydum. Şimdi keseceğim. Tek elle uğraşıyorum ki size bunu çatırtısını dinletmek istiyorum. Öyle eğer ki tatlıysa. Ana. Değmeden gitti vallahi gördünüz ya. Ada maşallah. Kurban oldum Allah'ın verdiği taşa dökülü. Kolunun verdiği başa kakılır demişler ya. Aaa kül
gibi aynı. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Böyle nefis bir kokusu var. Şimdi ben bunu dilim dilim yapacağım, dışarıya götüreceğim. Annemle fasulye ayıklıyorduk. Niye konuşamıyorum ki bugün ben? Ondan sonra Ömer'e bakıyordum. Ben Ömer'ime bakıyordum. Tekerle kesilmiyor. Bunlar şimdi ben... Ana bir de soğuk ki içi de. Buz gibi. Güneşten getirdim ama içi buz gibi. Bunlar ben dilimleyeyim.